Evladım, biz babanla sana bir şey söyleyeceğiz. Biz mi? Beni karıştırma Arife. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Ekosistemi bozamam ben. Yaşasın yılancık, bana ne ya? Bir saniye Kerami. Oğlum, ha. Biz babamla oturduk. Karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunduk. Fikir alışverişinde bulundunuz. Hanımefendi, biz seninle en son fikir alışverişine bulunduğumuzda Kıbrıs çıkarması vardı. Milli meseleydi. Oturup tartışmamız gerekiyordu. İçimi mi atayım yani? Kimseyi bulamadım, sana anlattım. Ama artık yeter Kerami. Bir müsaade et yani. Şurada oturup bir şey konuşacağım yakışıklı çocuğumla. Yakışıklı çocuğum dediğine göre arkasından bir şey gelecek mutlaka. Bir şeyler yap, toz ol buradan. Oğlum kendi telefonunu çaldır. Ben mi öğreteceğim sana bunları lan? Gerçekten ama artık sinirleniyorum. Bana sinirlenmek yaramıyor biliyorsun. Geçen hafta gidiyordum öbür tarafa. Tam adımımı attım. Almadılar. Tabii. Herkes ben değil ki. Ben duygusal adamım. Mantıklı düşünemiyorum ki. Geri geri gidiyor. Yoksa yürür giderim. O esnada evladım, benim tek düşündüğüm şey sendin biliyor musun? Ya ben göçüp gitseydim bu dünyadan? Sen ne yapardın Rıfkı? Ya ne abartıyorsun ama ya. Alt tarafı birazcık tansiyonun oynadı. Birazcık mı? Hı. Küçük 9 olmuştu. Maazallah yani 9 tıp diye götürür adamı. Ya ne yapalım anneciğim yani ben... Kendi başımın çaresine bakarım yani. Bakamazsın çocuğum sen bakamazsın. Sen alıştın bizimle yaşamaya. Sen daha ihtiyaçlarının ne olduğunu bile bilmiyorsun. Hala donunu ben alıyorum. Doğru söylüyorsun. O zaman dağ gibi babam var arkamda ya, o bakar bana. Gayet tabii bakarım. Hı. Yani niye? Biz iki bekar gül gibi geçinip gideriz. Sen tek başına olunca ben sana bakarım da... annenle beraber olunca ağır geliyorsun. Ne var? Yani sen gidince bana af çıkmış oluyor. Özgürlüğüme kavuşuyorum. Yani sen şimdi oğlunla yaşayıp rahat edeceğini mi zannediyorsun? Edemezsin Kerami. Ha oğlun evlense, evine gitse tamam. Sen evinde oturursun, rahat rahat yaşarsın. Gelinin olsa karışanın falan olmaz yani. Sen anneni dinle oğlum. Bir an önce evlenmen lazım. Lazım çocuğum. Bekar harcadığın yıllar gösterdi ki evladım, sen bu işi beceremiyorsun. İşte o yüzden babanla annen bu işe ortak el koyacak artık. Beni karıştırma, beni karıştırma. Hiçbir kızın günahına giremem ben. Ayıplı mal kakalayamam kimseye. Öyle ama Arife, Allah'tan korkarım ben ya. Bırak koskoca adam ya, kendi halletsin. Evet anne, babam doğru söylüyor ya, ben kendim bulurum. Ya Kerami. Sen bana niye yardımcı olmuyorsun acaba? Bak oğlun şimdi birazdan kalkıp işe gidecek. Sen burada benimle kalacaksın. O bindiğin dalı kesme istersen. Annem doğru söylüyor Hulusi. Hulusi kim ya? Hulusi mi dedim ben? Hulusi beni andı herhalde. Ya adın neydi senin? Rıfkı be adam, Rıfkı. Ama anne hep aynı şeyi yapıyorsun. Bırak da bari bunu ben söyleyeyim ya. Tövbe tövbe. Ay çıldıracağım şimdi ya Rabbim. Ay yeter. Ne anlatıyordum ben az önce burada? Akrabalarından bahsedecektin, orada kalmış. Heh, şimdi hatırladım. Evladım. Hı. Hatırlar mısın memlekette benim uzak bir akrabam vardı Elif. Onun kızı vardı Sultan. Çirkin Sultan. Ay gerçekten bugün senin çenenin bağı yani çözülüverdi be adam. Niye çirkin oluyor Sultan? Kırık Sultan o zaman. Biz Adana'ya gitmiştik bir tarihlerde. Sen ufaktın o zaman. Bizim arabanın dikiz aynasını kıran bir kız vardı. Ben bunu makyaj aynası yapacağım. Çatlak hafif. Oh. Ya Kerami ne alakası var ya? Ne alakası var? O söylediğim bu kızın ablası. Gerçi o da bekar. Bekar. Ama işte onun tasvip edilmeyen davranışları var çocuğum. Yine de sen seç yani. Anneciğim. Hı. Ben evleneceğim kadını buldum. Onun bundan haberi yok. Ne? Tamam. Hemen tanıştırıyorsun beni. Hemen. Hayatta olmaz anne. Sırf senin şu müdahalelerin yüzünden bu yaşıma kadar bekar kaldım ben ya. Ya Allah aşkına bu sefer bırakın da kendi işimi kendim halledeyim. Of. Evladım.
Ay bu kız neyin nesi, künefesi çocuğum? Biraz bilgi verseydin. Rıfkı! Ay gitti. Ay ben sana söyleyeyim Kerami, bu çocuğu kandırırlar, benim çocuğumu. Bu zamane kızları çok fena, ezici bir şekilde zeki oluyorlar. Yok, benim kalbim bu evde ikinci bir aslı makasını kaldıramaz Kerami. Bu defa gelinimi kendim seçeceğim artık. Alo, sesim geliyor mu? Allah Allah. 15 gündür çalmıyor. Şimdi tam içime yarayacak, çalıyor. Şimdi de içime yarayabilir. Kimle görüşüyorum? Hulusi mi? Hangi Hulusi? Biraz kendini anlat da tanışalım. Az önce Hulusi andı dedim ya beni. Hmm. O arıyor. Ben dışarı çıkıp biraz telefonla konuşacağım. Arife sen sözünü unut. Dönünce bir ara konuşmayız. Tamam mı? Bana bak Hulusi. Hangi Hulusi'sin sen? Bir anlat. Anlat da tanışalım. Allah'ım denize düştüm. Yılana sarılayım bari. Rıfkı, ay Rıfkı. Nereden Rıfkı gitti çocuk zaten? Kerami. Ben yukarıya çıkıyorum Aslı'nın yanına. Ne zamandır görmedi, beni özlemiştir çocuk. Duydun mu beni? Okulumuza yeni bir rekreasyon alanı oluşturma önerisini oylamak için toplanmış bulunuyoruz arkadaşlar. Tabii kurallar gereği biliyorsunuz ki öneriyi kimin verdiğini söyleyemiyorum. O zaman direkt biz oylamaya başlayalım. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Reddedilmiştir. Teşekkürler. Sağ olun. Ama müdür bey, bu proje diğer okullara da örnek olacak. Hocam, bir bu dediğiniz projeye harcanacak parayla bu ilçeye yeni bir okul yapılır. Hem öyle bir bütçemiz hiç olmadı. Hmm. Ama yani hocam, lütfen çocukların sağlığının hiçbir önemi yok yani. Yok ki hocam, yok. Acaba para olsa bile İstanbul'da boş arsa mı kaldı? Ya ayrıca size ne oluyor Rıfkı hocam? Gören de öneriyi siz verdiniz zannedecek. Belki de ben vermişimdir hocam. Sonuçta bu öneriyi kimin verdiği bilinmiyor, öyle değil mi yani? Rıfkı hocam, ben biliyorum ama. Nereden biliyorsunuz hocam? Önerileri ben alıyorum, ben teslim alıyorum hocam. Ha, doğru. Öyle oluyor değil mi? O zaman bizim basket potasını o yüzden yaptırmadılar. İlaçlar, su! Kahretsin seni Rıfkı ya. Bunu herkes anladı. Ayfer de anladı. Resmen inanı aşk ettin kadına. Buyurun. Hocam müsait misiniz? Hayırdır, bir şey mi taşınacaktı? Yo, size niye taşıtayım, müstahdem var. O da bana taşıtıyor zaten. Yani ne istiyorsa benden. Neyse, hocam ben size teşekkür etmek istiyorum. Toplantıda benim yanımda durdunuz sonuna kadar. Ne alakası var canım? Seninle ne alakası var ya? Ben Fikri sevdiğim için savundum. Genelde ben sevdiğim şeylerin peşinden giderim. Affetmem yani. Zil çaldı. Çaldı, kusura bakmayın hocam, benim birazcık acelem var. Ay. Malum. Şimdi ders başlayacak. Haytalar durmaz yani. Ortalığı birbirine katıyorlar ya. Azıcık bir şey geç kalma yani. Kusura bakmayın, benim acil çıkmam lazım. Size de artık hayırlı. Hayırlı işler ya. İyi dersler yani. Biraz topladım durumu sanki.